inanmazsınız. Biraz gergin. Hiç gergin olmayın. Bu davayı kazanacağız. İnşallah. Peki ne zaman başlayacak? Sen ne dersen birazdan çağırırlar bizi. Bunun ne işi var burada ya? Hani avukatlığı bırakmıştı, ha? Ne yani? Melek için geri mi döndü şimdi? Arzu Hanım. Volkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, avukatımız Volkan Bey, ortağım Cevahir Bey. Memnun oldum. Ben de öyle. Kusura bakmayın, geciktim. Malum trafik biraz yoğundu. Rica ederim, zaten daha kimse çağrılmadı. Volkan Bey, her şey hazır değil mi? Bir sıkıntı yok. Hiç şüpheniz olmasın, buradan Zafer'le ayrılacağız. Tanıyor musunuz? Evet, evet. Volkan Taşkıran, iyi bir avukattır. Öyle mi? Ama hiç merak etmeyin, merak edecek bir durum yok. Çünkü biz çok sağlam hazırlandık. Yani dersimize çok iyi çalıştık. Bu davayı kazanmamız için hiçbir neden yok. İnşallah. Tamam. Evet evet, yolda kalmışlar. Kaç saate geri çekecek? Anladım. Kolay gelsin. Tamam, geliyor. En geç bir saatte burada olur. Çok teşekkür ederim memur bey. Siz olmasanız biz hala burada bekliyor olacaktık. Hadi bu seferlik ceza kesmiyorum. Bütün gece cezanızı zaten çekmişsiniz. Ama bir dahaki sefere yedek lastik almadan sakın yola çıkmayın. Bagajdan bir şeyler alırken çıkarmıştım. Sonra geri koymayı unutmuşum. Normalde çok dikkat ederim zaten. Dalgınlığıma geldi herhalde. Bütün gece hiçbir araç geçmedi mi yanınızda? Geçti. Geçti ama kimse durmadı. Böyle olunca benim de elim kolum bağlandı. Şarjım da bitti. Kimseye haber de veremedim. Sizin telefonunuz yok mu? Onun da mı şarjı bitti? Evet. Zaten bozulup duruyordu. En son Selim'i aradıktan sonra kapandı. Bir daha da açılmadı. Peki. Siz arkadaş mısınız? Hı? Arkadaşız. Ailesi de bilir beni. Peki. Fazla uzaklaşmayın. Çekici geldiğinde gözden kaçırmasın. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun memur bey. Kurtulduk sonunda. Merhaba Yusuf Bey. Merhaba Yusuf abi. Hoş geldiniz. Ay Melek'cim kusura bakma, geciktik biraz. Ya ne kusuru olur mu öyle şey? Zaten daha başlamadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Ya geldiğiniz için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. İyi ki sizin gibi arkadaşlarım var benim. Ay Melek'ciğim asıl iyi ki sen varsın. Ya tabii ki en zor gününde yanında olacağız. Tabii ki destek olacağız sana. Bunların ne işi var burada ya? Davalı Melek Özer, davacı Arzu Karapınar duruşma salonuna. Buyurun geçelim. Oturabilirsiniz.
Herkes hazırsa duruşmanın ilk çerçesine başlıyorum. Düşmüyor işte ya, düşmüyor. Ay, aklımı oynatacağım artık anne. Zeynepciğim, kızım sakin olmaya çalış. Ne olur beni de korkutuyorsun. Anne nasıl sakin olayım? Yarım saati evdeyim dedi, sabah oldu yok. Yavrum biliyorum, ben de çok endişe ediyorum ama illaki vardır bir sebebi. Telaşlandığımızın farkındadır kızım. Ulaşır birazdan. Hadi yavrum, içimizi ferah tutalım biz. Yok anne, yani bir şey olsa bile arar, mutlaka haber verirdi Selim. Şarjı falan bitti. Ben de anlamadım ki. Yoksa niye aramasın? Bilmiyorum, böyle aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Allah korusun kızım. Tövbe de, tövbe. Davalı Melek Özer sözleşmesinde yapmakla yükümlü olduğu maddeleri yerine getirmemiş, kendi sorumluluğunda olan işi bırakmak suretiyle iş yerini maddi ve manevi olarak zarara uğratmıştır. Oysa ki altına imza attığı mukavelede işi bırakması durumunda yükümlü olacağı cezai yaptırımlar son derece açıktır. Bu sebepten ötürü davacı Melek Özer'den sözleşmesinde belirtilmiş olan işten ayrılması durumunda ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminat tutarını talep ediyoruz hakim bey. Selim, çok özür dilerim. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Keşke çıkıp gitmeseydim. Çok özür diliyorum. Tamam artık, olan oldu. Gününüzü de berbat ettim değil mi? Nerede kaldı şu çekici ya? Bir an önce eve gitmek istiyorum artık. Zeynep kim bilir ne kadar merak etti beni. Ben böyleyim işte. Elime attığım her şeyi kurutuyorum. Yanımdaki insanlara zarar veriyorum. Uğursuz muyum neyim? Belliydi zaten böyle olacağı. Yani biraz daha dikkatli olabilirdiniz siz de. Haklısın. Ben zaten ufaktan bir eve bakayım diyorum. Bunları sonra konuşuruz. Şu an ne yeri ne de zamanı. Bir eve gidelim de. Ben konuşayım mı Zeynep'le? Gerek yok. Kızgındır tabii haklı olarak kız. Bütün gece bekledi. Hani ben anlatırsam, konuşursam belki daha iyi olur dedim. Gerçekten. Gerek yok. Davacı Arzu Karapınar, 20 yıldır hizmet veren Özgüçlü Konfeksiyon'a henüz daha 1,5 aydır ortak olmuş olup tüm çalışanların üstünde ağır ve o güne kadar örneği olmayacak şekilde mobbing uygulamıştır. Davacının bu söz konusu eylemlerine en çok ve en şiddetli şekilde maruz kalan ise müvekkilim Melek Özer olmuştur. Yaklaşık 6 aydır atölyede ustabaşı sıfatıyla görev yapmakta olan müvekkilim, Arzu Karapınar'ın şirkete ortak olduğu andan itibaren hiçbir mantıklı ve somut bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmış, kıdemi düşürülmüş ve nitelikleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan görevleri yapmaya zorunlu bırakılmıştır. Atölyede çalışan herkes de bu durumun farkındadır. Bütün bu eylemler göstermektedir ki müvekkilimi sözleşmeye uymamakla suçlayan Arzu Karapınar'ın asıl kendisinin sözleşmeye uymaması maddi ve manevi müvekkilimi zarara uğratmıştır. Aynı zamanda ustabaşı olarak görev yapmakta olan bir kimsenin kıdeminin düşürülmesi ve yetkilerinin alınması hukuka aykırıdır. Bir başka ifadeyle bu sözleşme zaten Arzu Karapınar tarafından kendi eliyle geçersiz hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra yakın geçmişte atölyede yaşanmış olan iş kazası ve bunun sonuçları herkesin malumudur. Atölyede yeni işe başlamış olan Zeynep Emiroğlu'nun yaşamış olduğu iş kazası bu atölyenin ne kadar doğru ve sağlıklı çalışmadığına dair
en açık ve somut gerçektir. Dosyamızda kaza ve Zeynep Hanım da yol açtığı hasara ilişkin bütün fotoğraflar mevcuttur. İnceleyebilirsiniz Sayın Hakim. Şirket sahipleri bu iş kazasının hesabını vermemiş ve bedelini ödememişlerdir. Gördüğüne bak. Ben sana bunlar başımıza bela olacak dedim. Al işte. Adamın hastanede işini bitirmemesem malum. İçim de ağzını açma bana. Sayın Hakim, bu yüzden davanın düşmesini talep ediyoruz. Şahitlerden Aysel Çamcı'yı dinleyelim. Buyurun Aysel Hanım. Hay Allah'ım, kaç kere aradım ya? Kaç kere çıldıracağım anne artık? Yani aklımı oynatacağım artık ya. Nerede bu çocuk? Çok merak ediyorum. Niye başına bir şey geldiyse? Allah korusun kızım, öyle deme. Ha, kimmiş kızım? Selim mi? Ha? Yabancı bir numara. Aç kızım, aç. Alo. Selim. Oh, çok şükür. Neredesin sen ya? Aklımız çıktı. Akşamdan beri seni arıyoruz. Yolda mı kaldınız? Sitar Hanım'la birlikte. Sabaha kadar birlikte beklediniz o zaman. Ne olmuş kızım, ne olmuş? Nasıl oldu peki? Ya sabaha kadar telefon elindeydi. Ne kadar merak ettim seni, biliyor musun? Kimin bu numara? Nereden arıyorsun şimdi? Anladım, tamam. İyisin ama sen değil mi? Yok bir şeyin. Tamam, tamam, bekliyoruz. Ne olmuş kızım? İyi miymiş? İyiymiş anne, iyiymiş. Merak etme. Oh. Neredelermiş? Yolda kalmışlar. Sitar Hanım'la birlikte. Ne? Arabanın lastiği patlamış da. Hey Allah'ım. Telefon da çekmemiş. Şimdi çekici gelecekmiş işte. En yakın lastikçiye gidip değiştirip geleceklermiş. Oh, Allah'ıma çok şükür. Nihayet haber alabildik. Ah kızım, aklıma hep fena şeyler geldi. Benim de öyle anne, benim de. Kazası belası bir an önce eve gelsinler de. Ah çok şükür, çok şükür. Melek abla işini hep çok iyi yaptı. Ya, usta başının da hakkını vererek çalıştı. Hepimize çok iyi örnek oldu. Ama Arzu Hanım geldikten sonra işler biraz değişti. Yani hiç hak etmediği halde onu ustabaşılık görevinden aldılar. Tuvalet temizliğinden market alışverişine kadar her şeyi ona yaptırdılar. Ya Melek abla hepsine dayanmaya çalıştı ama ya Arzu Hanım o kadar çok üstüne gitti ki. Yani sabır taşı olsa çatlar insan. Melek abla da dayanamadı tabii haksızlığa, işi bıraktı. Ben Melek ablanın sonuna kadar arkasındayım. Peki kızım, oturabilirsin. Eksik belge ve delillerin toplanması, tarafların yeni şahitlerle tekrar dinlenilmesi için duruşmanın ikinci celsesi Nisan ayının 3. haftasında görülecektir. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Hani tek celsede bitecekti? Ne yapıyorsunuz Arzu Hanım? Lütfen sakin olmaya çalışın. Volkan Bey, duymuyor musunuz ya? Bu yaptıkları haksızlık. Ortada verilmiş bir karar yok, kaybedilmiş bir dava yok. Sadece ikinci celse ertelendi. Buyurun lütfen. Nasıl geçti sizce? Olumlu mu karar?
Yani tam istediğimiz şey bu değildi aslında ama ikinci celseyi ertelenmesinin de bizim açımızdan iyi oldu. Görmediniz mi nasıl bozuldu Arzu? Tek oturumda Melek ablayı suçlu çıkaracağını sanıyordu herhalde. Daha çok bekler o. O zaman umutlu olabiliriz değil mi? Kesinlikle. Hakim bize haklı bulduğu için davayı erteledim. Yoksa aksi takdirde ilk celsede aleyhimize karar verirdi. Aysel, Suna, seni kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Melekciğim. Karşı şahit bulmamız ikinci celsede tamamen avantajımız olacaktır Arzu. Onu bulurum. O kolay. Yeter ki şu davayı kazanalım. Umduğumdan zorla çıktılar ama sizi şüphe etmeyin. Buradan zaferle ayrılacağız. Umarım öyle olur. Ha, bu arada ben sizden birkaç imza almam gerekecek. Benimle gelir misiniz? Tabii. Kızlar, size burada boşuna beklemeyin daha fazla. Nasıl olsa haberleşiriz sonra. Tamam canım, haberleşiriz. Görüşürüz Melek abla. Görüşürüz canım. Bu yaptığınızı çok ağır ödeyeceksiniz. Selim. Oğlum. Ah evladım. Öldük öldük dirildik yavrum. İyisiniz değil mi? İyiyiz anneciğim, merak etme. Hepimize geçmiş olsun. Sana da kızım. Sağ ol. Zeynep. Gerçekten böyle olsun istemezdim. Telefonda konuştuktan yarım saat sonra geleceğim demiştim, biliyorum. Ama dediğim gibi işte yolda kaldık. Telefon çekmedi, şarjım da bitince. Tamam Selim, bunları anlattın zaten, telefonda gerek yok. İkiniz de perişan görünüyorsunuz zaten. Evet, bütün gece yolun ortasında kaldık. Hava da çok soğuktu. Vah vah. Zeynep. Selim'e kızma olur mu? Bütün olanlar benim suçum. Çok pişmanım. Keşke hiç çağırmasaydım. Olmuş ölmüşe çare yok. Sağ salim geldiniz ya. Mühim olan o. Hadi yavrum, üstünüzü çıkarın da salona geçelim, orada konuşuruz. Hadi. Hadi çocuğum. Evet çocuklar, anlaşılmayan bir şey var mı? Defterlerinizi kapatabilirsiniz. Ama dersi bitirmeden önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar, kütüphane için kermes düzenlememiz gerçekten çok önemliydi. Kermese katılan, okulumuzun kütüphanesi için çaba sarf eden herkese teşekkür ederiz tekrardan. Elifçim, özellikle de sana. Okulumuzun bu eksikliğini gidermek için gösterdiğin çabaya teşekkür ederiz. Hep birlikte alkışlayalım mı Elif arkadaşımızı? Telefonun şarjı da bitince gecenin bir vakti kaldık ortada. Yardım edecek biri de yoktu. Çok hızsızdı. Olacak şey değil. Her şey üst üste gelmiş. Şükredelim ki döndünüz. Ama bir görseniz, gece sabaha kadar ayaktaydık. Telefon hep elindeydi Zeynep'in. Sizden haber alamayınca kahrolduk oğlum, kahrolduk. Dün hepimiz için şanssız bir günmüş. Stare kızım, keşke dün hiç evden çıkmasaydın.
doğru söylüyorsunuz da. Ben komşular arayınca, eve su basmış deyince apar topar çıktım. O vicdansız Vedat'ın hala evimin etrafına dolaştığını nereden bileyim? Of! Ev bak, canından daha mı kıymetliydi kızım? Bir hal çaresine bakılırdı. Yani ne söyleseniz haklısınız. Ben de panik yaptım işte. Bundan böyle daha tedbirli olursun. Tehlikeli olduğu aşikar. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Oğlum, sana da geçmiş olsun. Yüreğimiz ağzımızda sabaha kadar bekledik. Haklısınız. Ben biraz odama çıkıp dinlensem ayıp olur mu? Yok kızım, yok. Olur mu hiç? Git sen istirahat etmene bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynepciğim. Buyurun, birini mi aramıştınız? Ben Erkut Bey'e bakmıştım. Ha, siz kim oluyorsunuz? Zeynepciğim, Ali Hanım yok mu? Salondalar Selim'le birlikte. Aa, hoş geldiniz Silahcığım. Hoş bulduk Ali Hanımcığım. Hoş geldiniz. Vay damat, ne haber ya? Hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ne olsun işte, yuvarlanıp gidiyoruz ya. Sen çıkmadın mı bugün taksiye? Yok, yok baba. Tabii senin de aklın hep Melek'te değil mi? Vallahi biz de duramadık evde işte ya. Çıktık geldik. Bir haber var mı? Bir yarım saat evvel telefonla konuştum. Çok şükür iyi geçmiş dava. Ha, iyi. Kazanmışlar mı? Fazla bir şey anlatmadı. İyi geçtiğini söyleyip kapattı. Biz de detayları bilmiyoruz. Tabii kaybetmiş olsalardı söylerdi, öyle değil mi? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Meleğin arkasında Yusuf Bey gibi bir avukat varken hiç merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz. Ben bir çay koyayım. Bu adam Erkut'un ofisindeki adam. Ne işi var burada? Beni görmemesi lazım. Ne yapıp edip odadan çıkmamam gerekiyor. Hayır, ben anlamıyorum ki. Hakim niye davayı erteliyor? Her şey gün gibi ortada işte. Melek sözleşmeye uymadı. Hayır, ben anlamıyorum ki. Kesecekti cezasını. Olacaktı, bitecekti. Bir de Sunay ile Aysel'i getirmiş yanında. Uyanığa bak. Ya tamam. Sen hele bir sakin ol ya. Demek ki hakim yeterli bulmamış bütün bunları. Ya niye işte? Ben de onu merak ediyorum. Niye? Melek suçlu ya, suçlu. Ya gözünü seveyim, tüketme kendini ya. Bak, burada işimizle gücümüzle uğraşacak yere sen hala Melek'le uğraşıyorsun. Uğraşacağım tabii. Yanına kar mı kalsın? Ya gözünü seveyim, rahat bırak azıcık ya. Görmedin mi? Zeynep olayında kullanıyorlar. Çarşaf çarşaf fotoğrafları serdiler. Geri dur azıcık. Senin yüzünden atölyemi kaybedeceğim ya. Ben benim olan hiçbir şeyi kaybetmem. Sen merak etme. İyi. Tamam. İyi günler Melek Hanım. Gelmiyor musunuz? Yok, ben gelmeyeyim. Sahafta halletmem gereken işler var.
Yani şimdi söyleyeceğim hiçbir şey yerini tutmayacak biliyorum. Ama yaptığınız her şey için size çok teşekkür ederim. Asıl bunu benim söylemem gerekiyor. Niye? Asıl ben teşekkür ederim. Eğer siz olmasaydınız ben tekrardan mesleğime geri dönemezdim. İyi de ben, yani ben olmasam bile eminim Sucuk Bey'i tekrardan giyerdiniz bir gün. Ben artık gideyim, merak etmişlerdir. Akşam yemeğe gelirsiniz değil mi? Tabii tabii, gelirim. Görüşürüz. Abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne yaptın? Nasıl geçti dava? Anlatırım sonra canım. Fena değildi. Selinler geldi mi? Geldi. Neredelermiş bütün gece? Yolda kalmışlar. Lastikleri patlamış Star Hanım'la birlikte. Öyle mi? Abla, bu arada babamlar geldi, içerideler. Ben Selimlerin durumunu söylemedim onlara. Aklında olsun, oldu mu? Tamam canım, merak etme. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Gel kızım, gel, otur. Melek'ciğim, çok merak ettik seni. Nasıl geçti mahkeme? Nasıl oldu? Kızım, telefonda fazla bir şey anlatmadın. Sonuç ne oldu? Kazandık mı? Yok, yani hakim davayı erteledi anne. Neden? Bir aksilik mi oldu? O musibet sonunda yaptı yapacağını değil mi? Çeldi hakimin aklını. Hayır anne, hayır. Yani tam aksine hakim bizden yana bir tutum sergilediği için erteledi duruşmayı. Öyle mi? Evet, yani daha fazla tanığın dinlenmesini istedi. Hadi hayırlısı olsun. Tabii dava sonuçlanmayınca Arzu da bozuldu. Beter olsun. Ya ben dedim, değil mi? Yani senin arkanda Yusuf Bey gibi bir avukat varken, bana hiç korkmana gerek yok ya. Hiç korkmana gerek yok, hiçbir şey olmaz. Merak etme. Şu davadan alnımızın akıyla bir çıkalım. Aklım var. Helva yapıp bütün mahalleye dağıtacağım. Ne istiyorsun? Konuşmaya geldim. Eğer dava ile ilgiliyse söyleyeceklerim, bunları duruşmaya saklaman gerek. Ya duruşma falan ne oluyor Allah aşkına? Bak, biz burada komşuyuz, esnafız. Bak, işin bu raddeye gelmesi beni gerçekten çok üzüyor. Gel insaf et, vazgeç şu davadan. Ekmek teknemle uğraşma benim. Uğraşmak mı? Asıl siz Melek Hanım'la uğraştığınız için konu bu noktaya geldi. Biz sadece yasal haklarımızı arıyoruz, o kadar. Tamam. Tamam ya. Sen yine haklarının peşine düş.
Ama mahkemeydi, oydu, buydu, uğraşmayalım ya. Oturup konuşalım. Elbet bir şekilde anlaşırız. Bak, onca adam ekmek yiyor oradan. Sorun da bu ya zaten. Sadece Melek Hanım değil. Siz bütün çalışanlarınızın haklarını ihlal ettiniz. Şimdi karşıma geçip de çalışanlarınızı öne sürmeyin sakın. Öyle değil de işte. Ya bir konuşsak, bir dinlesen. Merhaba Yusuf. Hoş geldin öğrenci. Şimdi müsaade ederseniz konuşacaklarımız olacak. Peki. Hayırlı işler. Demek geldiniz kardeşler. Siz görürsünüz. Hadi oyalanmayın. Bir an önce işinizi yapın. Siz hangi yüzle buraya geliyorsunuz? Ha? Bu ne utanmazlık? Biz... Lafı eveleyip geveleyip durma karşımda. Şunlara bak ya. Yüzleri bile kızarmıyor. Siz önce yediğiniz tabağı pisleyin. Sonra buraya geri gelin. Oh ne âlâ. Ya biz sadece doğruları söyledik. Kes sesini. Nankörler. Bundan sonra burada işiniz yok. Kovuldunuz. Defolun gidin. Biz yaptığımız işten pişman değiliz. Vicdanımız rahat çok şükür. Ama madem öyle, gideriz. Siz hala kuyruğu dik tutun. Şu kapıdan çıktığınız gibi pişman olacaksınız. Ama iş işten geçti. Hadi size güle güle. Bahriye, odama gel. Buyurun Arzu Hanım. Bugün ne yapıp ne edip olanları Meleğe anlatıyorsun. Aysel'lerin kovulduğunu mu? Aynen öyle. Ona de ki, sen işi bıraktın gittin ama olan onları oldu. Yani senin yüzünden bu iki kişi işsiz kaldı. Yani onun yüzünden o masum insanların işsiz kaldıklarını ona iyice anlat, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. E tabii sen biraz daha süslersin bunu. Yani öyle bir anlat ki vicdanı sızlasın. Bakalım daha sonra davaya devam etmek isteyecek mi? Onun bir an önce davadan vazgeçip buraya geri dönmesi lazım. Anlaşıldı mı? Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ama akşam evden arayayım. Burada kızlar duymasın. Size de haber veririm. Güzel. İşinin başına dönebiliriz. Yani çocuklar, çift sayılar ikiye bölünebilirken tek sayılar ikiye bölünemezler. Efendim Ceyda'cığım? Örmeyeyim, şimdi iki ikiye bölünebiliyor ama kendisi iki olduğu için bölünebiliyor. O zaman ikiye de çift sayı diyebilir miyiz? Evet Ceyda'cığım. İki çift bir sayıdır. Çünkü iki ile tek bir sayı çarparsak sonuç çift sayı çıkar. Hatırlıyorsanız demin de gösterdiğim gibi eğer çarpanlardan biri tekse sonuç her zaman çift çıkar dedim. Tamam mı? Efendim Elif'ciğim? Şöyle, aslında çarpanlardan birinin tek değil, çift olduğunu söylemiştiniz. Evet Elif'ciğim, çifttir, doğru. Tek mi demişim ben? Evet öğretmenim. Kusura bakmayın çocuklar, biraz dağılmışım bugün. Yarın tekrar ederiz, olur mu? Kaldığımız yerden devam ederiz yine. Öğretmen bugün dalgın değil miydi? Bana da öyle geldi. Bir şeye mi üzüldü acaba? Gidip konuşalım mı? Olur. Öğretmenim. Efendim çocuklar? Şey, iyi misiniz? Evet. Neden sordunuz? Dalgınsınız gibi geldi öğretmenim. Hem bulunmuş gülümsemediniz öğretmenim. Ne oldu? Nasıl olsa öğreneceksiniz çocuklar. Neyi?
Tayinim çıktı çocuklar. Artık başka bir okulda öğretmenlik yapacağım. Yani artık bizim öğretmenimiz olmayacak mısınız? Öyle şey mi olur? İlla öğretmeniniz olmam için okulda sınıfın tahtasının önünde beklememe gerek yok ki. Siz iyi, güzel, çalışkan, ahlaklı olduğunuz sürece ben her zaman sizinle gurur duyacağım. Söz veriyorum öğretmenim. Söz veriyorum hep öyle olacağım, hep. Ben de öğretmenim. Biliyorum çocuklar, biliyorum. Ben de sizinle her zaman gurur duyacağım. Kızlar, hakkınızı helal edin. Buraya kadarmış. Helal olsun. Keşke böyle olmasaydı. Ay vallahi ciddi ciddi gidiyorlar. Ya biz bir konuşsaydık belki ikna ederdik ha. Neyini ikna edeceksiniz canım? Kadın resmen kovdu işte. Ay niye öyle söylüyorsun? Gülay haklı. Deneseydik şansımızı. Hepiniz sağ olun ama gerçekten gerek yok. Biz yanlış bir şey yapmadık. Yani o yüzden de içimiz çok rahat. Hem ne yapalım? Kaderde bu da varmış. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Hayırdır hanımlar? Nereye? Arzu Hanım bizi işten kovdu. O yüzden ayrılıyoruz atölyeden. Bir dakika, bir dakika ya. Ne kovmasından bahsediyorsunuz? Doğru duydunuz Cevahir Bey. Yani mahkemede şahitlik ettiğimiz için gönderiyor bizi Arzu Hanım. Tamam. O mevzuya benim de canım sıkkın. Ama öyle kovma movma yok. Cık. Olmaz öyle şey. Hadi geçin bakayım. Makinelerinizin başına. Hadi. Geçin. Ne bakışıyorsunuz ya? Hadi giyin önlüklerinizi. Ne yaptın zannediyorsun sen? Hı? Ben ne diyorsam o. Kovuldular. Arzu Hanım. Biz de burada bostan korkuluğu değiliz ha. Çalışmaya devam edecekler. Niye? Sırtımızdan bir daha bıçaklasınlar diye mi? Onlar ekmek yedikleri yere ihanet ettiler. Cevahir Bey bakın biz zaten... Bir dakika Aysel ya, bir dakika. Ya tamam, dediğinde haklı olabilirsin ama bak... Bu tartışmaya açık bir konu değil. İkisini de burada görmek istemiyorum. Artık onların burada yeri yok. Defolun gidin. Olmaz öyle şey. Oldu bile. Cevahir Bey sıkma. Ya bir dakika ya, bir dakika. Arzu Hanım, burada iş yapıyoruz. Düzeni bozma. Gidecekler diyorum, o kadar. İyi ama Arzu Hanım bak. Cevahir Bey, kimse canını sıkmasın. Yani biz zaten artık burada kalmak istemiyoruz. Evet, aynen öyle. Kızlar kendinize iyi bakın. Hadi Suna. Aysel, Suna! Ben Filiz ölmeni çok özleyeceğim. Ben de. Ama onun için daha çok üzülüyorum. Neden? Çünkü biz sadece onu özleyeceğiz ama o bütün sınıfı. Keşke hiç ayrılmasaydık. Aslında ayrılmayabiliriz. Nasıl yani? Hani kermeste fotoğraf çekilmiştik ya. Evet. İşte o fotoğrafı ona hediye ederiz. Böylece her zaman bizi görebilir. Harika, çok iyi bir fikir. Hatta ona yapacağımız veda partisinde veririz hediyemizi. Veda partisi mi? Nasıl yapacağız? Sınıfı süsleriz, sürpriz yaparız. Harika, hemen başlayalım o zaman. Kızgın mısın? Kapandın odaya. Neden bütün gün burada duruyorsun? Neden mi? Tamam biliyorum bana kızgınsın. Selim, ben dün o kadar hazırlandım, heveslendim yemeğe gideceğiz diye. Peki sen ne yaptın? Daha iki gündür tanıdığın kadına dışarıda sabahladın. Zeynep, sen ne dediğinin farkında mısın? Sen ne yaptığının farkında mısın? Ya bir aksilik oldu. Benim elimde olan bir şey değil bu. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Lafı çarpıtma lütfen. Bana yarım saat sonra eve geleceğim diyorsun. Ama ben senden ancak sabah olduğunda haber alabiliyorum seni. Ben ne yapayım Zeynep? Kaç kere anlattım sana? Telefonum çekmedi, sonra da şarjı bitti. Star'ın deyince akan sular duruyor tabii öyle.
Ne demek o? Ya kadın canını zor kurtarmış. Ne yapsaydım? Madem öyle, elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmayacak. Ben kaç kere söyledim, Melek abla kaç kere söyledi. Tehlikeli bir durum diye. Ama dinler mi? İnadına çıkıyor öyle dedikçe. Ya telaş yapmış, çıkmış. Tamam mı? Şükredelim ki sağ salim geldik eve. Bu kadın niye her başı sıkıştığında seni arıyor Selim? Ya kimsesi yoktu ondan. Öyle mi? Sen onunla özel koruması mısın? Niye polisi aramıyor? Ya böyle bir durumun da tam da bizim plan yaptığımız akşama denk gelmesi çok enteresan. Nasılsın anneciğim? İyiyim kızım. Asıl senin dokunun nasıldı bakalım bugün? İyi. Anne biliyor musun kermeste topladığımız paralar işe yaramış. Artık okulumuzun bir kütüphanesi var. Öyle mi? Hayırlı olsun bir tanem, çok sevindim. Teşekkür ederim. İnci nerede? Odada. Hadi bakalım sen de çık da üstünü değiştir. Tamam anne. Ya Zeynep sen neler diyorsun? Yani bilerek mi yaptı diyorsun? Öyle demiyorum ama dediğim gibi çok enteresan. Ne yapsaydım Zeynep? Sare Hanım geldi bize sığındı. Misafirimiz oldu. Ne yapsaydım? Yardım etmese miydim? Ya ben dün geceden beri neler yaşıyorum? Senin haberin var mı? Ya öldün mü, kaldın mı, neredesin haber alamıyorum. Kapılarda bekledim sabaha kadar. Tamam. Biliyorum. Ama ne yapayım Zeynep? Ya benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. Aptal gibi hissediyorum ya kendimi. O kadar heveslendim, hazırlandım. Ya birlikte yemek yiyeceğiz. Ama olur mu? Senin daha önemli işlerin var. Sonuçta evimizde himaye altında olan bir Sare Hanım var değil mi? Zeynep. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Ben de o gün isterdim seninle gelmeyi. Selim tamam daha fazla konuşmayalım. Çünkü bir yere varamayacağız belli. Bence de. Hatta bir süre hiç konuşmayalım. Çok mantıklı. Ben bir hava alacağım. Tavşan kardeş. Sen misin? Havuç. Hoş geldin Nurf abla. Ne yapıyorsun Ece? Kendileştirilik oynuyorum. Bak şimdi sen müşteri ol. Ben de sana bu fili vereyim. Olur mu? Bir şey söyle hiç oyuncu. Zeynep ablamla amcam kavga ettiler. Nasıl? Nereden gördün? Koridordan geçiyordum. Seslerini duydum. Birbirlerine kızıyordular. Ne ki? Bilmiyorum. Birbirlerine o kadar çok kızmışlardı ki. Ondan sonra amcam kapıdan çıkıyordu. Ben de hemen gözükmeyeyim diye buraya geldim. O zaman küstürerler birbirlerine. Evet İnci. Bir şeyler yapmamız lazım. Ben onları böyle görünce çok üzülüyorum. Ne yapacağız peki? Zeynep ablam baş başa yemek yemek istediğini söyledi. O kadar hazırlık yaptım söyledi ama... Kızlar oldu mu burası iyi mi? Biraz alt oldu sonra. Şimdi biraz daha şu tarafa. Tamam. Biraz daha artırar mısın? Kızlar yeter artık ama. Tam istediğimiz yer burada kalsın. Teşekkürler Sufa amca. Rica ederim. Neyince? Süslemeleri. Süsler olmadan nasıl yapacağız ki? Belki çatı katında işinize yarar bir şeyler olabilir. Gerçekten mi? Evet evet. Ben geçen çıktığımda kutunun içinde görmüştüm. Yürü Elif abla! Kızlar yavaş düşeceksiniz. Sürpriz yapacaklar ya, çok heyecanlılar. Sürpriz? Ya Selim'le Zeynep araları biraz gergin mi?
Kızlar da bunu duymuşlar. İşte ortamı yumuşatmaya falan çalışıyorlar. Anlaşıldı neden acele ettikleri. Ya işte Selim gelmeden de sürprizi hazırlamaları lazım. O zaman ne duruyoruz? Acele edelim hadi. Tamam, ben de yemekleri getireyim. Misafirimizmiş de ilgilenmemiz lazımmış. Ya hayatının sonuna kadar biz mi ilgileneceğiz ya onunla? Zeynep'ciğim. İyi misin? Merak ettim seni, çıkmadın odandan. Selim Bey de yok. Bir terslik yoktur inşallah. Yok. Canın sıkkın gibi sanki. Bak benim yüzümdense çok üzülürüm gerçekten. Hayır seninle bir ilgisi yok. Yani ben biraz uykusuz kaldım da ondan böyle enerjim düşük. Peki. Neyse ben seni yalnız bırakayım o zaman. Asarız bir tane mi? Peki yarım sana küçük ışıklardan da şuraları asacağız mı? Asarız. Bence o ışıkları bu ağaca asalım. Tamam olur hadi. Melek teyze masaya da çiçek de koyalım mı? Zeynep ablam çiçekleri çok sever. Koyarız tabii tatlım. Bir saat sürprizimizi beğenirler de barışırlar. Tamam. İnce. Al bakalım. İşte sana bahsettiğim belge bu. Bunu Nafet Erkut'a imzalattır. Bunu halletmeden de sakın boşanmaya yanaşma. Zaten dava yarın. Tamam işte. Davadan önce bunu imzalaması lazım. Yani sen şimdi diyorsun ki sen Erkut'la boşansan bile Erkut seni işten atamaz değil mi? Aynen öyle. Tamam, senin şartlarını kabul edip seni işe aldı. Ama nereden emin olalım ki boşandıktan sonra da sözünü tutacağını? Öyle değil mi? Doğru. Öyle seni aptal zannetmesin. Bu işler öyle lafla sözlü olmaz. Hem bu belgeyle kendini güvence altına almış olacaksın. Siz boşansanız bile Doruklar'da çalışmaya devam edeceksin. Tamam, sen merak etme. İşte bitti. Amcam gelmedi, hepsini bitirdik. Çok zor oldu. Bence sürprizimize bayılacaklar. Yusuf amca bize yardım ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ne demek kızlar, benim için zevkti. Aa, amcam geliyor. Gince, sen Zeynep ablamı çağır. Tamam. Anne hadi siz arka kapıdan içeri girin. Ben de amcamı karşılamaya gideyim. Prenses. Hoş geldin amca. Hoş buldum. Hayırdır? Sana haber vermeye geldim. Zeynep ablam bahçede seni bekliyor.
Niye? Bilmem. Hadi amca gidelim. İyi hadi bakalım. Zeynep abla, Zeynep abla! Aa, ne oldu? Hemen bahçeyi görmen gerekiyor. Senin amcam seni dışarıda bekliyor. Neden? Ya ne bileyim işte, gelsene. Tamam dur yavaş. Aa. Amca bak, benim babam orada. Anlamadım. Anlamazsın tabii. Senin kendinden başkasını gördüğün mü var ki? Bahriye Hanım ne oluyor? Acaba ben yine ne yapmışım size? Bana bir şey yapmadın canım. Aysel'le Sunay'a yaptın. Ama onları o halde görünce inan bana yapılmış kadar üzüldüm. Ay şurama oturdu resmen. Ne oldu ki Aysel'le Sunay'a? Kovuldular senin yüzünden. Hiç karıştırmayacaktın onları kendi davana. Tabii sen isteyince tıpış tıpış geleceklerini biliyordun. Yazık oldu, yazık. İkisini de ateşe attın. Arzu kovdu tabii değil mi? Ay sus sus Allah aşkına. Yani sen ön ayak olmasaydın, kadıncağız onları işten çıkarır mıydı? Ah, çok yazık oldu, çok. Ay hem işsiz kaldılar, ay hem de Sunan'ın durumuna baksana. Kızcağız evinden de oldu. Ay ne yapacak o şimdi? Ay sokaklarda mı yatsın? Ne yapsın yani? Ay Melek, insan bir şey yaparken bir düşünür yani. Aşk olsun. Ne yaptın sen? Ben çok üzgünüm. Son pişmanlık neye yarar Melek Hanım? Üzülürsün tabii. Ayol şimdi sen bu davayı kazansan ne olacak ki? Yani iki tane masum kadıncağızın vebalini aldın bir kere boynuna. Ayol dost kazığı yediler resmen. Yazık yazık. Çok yazık. Thank you.
neredesin sen ya? Ya trafiğe takıldım. Duruşmaya geç kalmadın değil mi? Eli kulağında. Çağırırlar şimdi. Hah, iyi. O zaman daha vaktimiz var demektir. Bu ne? Ha bu mu? İmzalaman gereken bir belge diyelim. Ne belgesi kızım? Şimdi biz boşandıktan sonra sen beni işten atama diye bir nevi güvence gibi bir şey. Of, içim daraldı vallahi. Bu ne ya? Herkes bir bir gidiyor atölyeden. Önce Melek, sonra Aysel'le Suna. Tadı tuzu kalmadı yemin ederim. Şimdi Suna olsaydı hepimize birer çay koyardı. Aysel'in de yanında getirdiği simitleri yerken muhabbet ederdik. Atölye iyice çekilmez bir yer oldu değil mi Bahroş? Melek? Kimleri görüyorum. Sen kazandın. İşe geri dönüyorum. Demek sonunda dize geldin. Ama bir şartım var. Aysel'le Suna işe geri alınacaklar. Thank you.